Roma dini ilginç bir din. Yani Cumhuriyet dönemi ve imparatorluğun ilk başlarında özellikle Cumhuriyet'te çok pragmatik. Do ut des derler Latince'de. Sana veriyorum, sen de bana ver. Jupiter işte tanımdır. Evde Lares vardır, şey yapar, evin bereketini arttırır. Penates tahıl ambarını korur. İşte Terminus sınırları korur ya da Limites. Böyle çok pragmatik ama öteki dünya, hani işte Mitraizm'de de anlattığımız gibi daha soyut şeyler yoktur. Roma'ya daha sonra gizem dinlere giriyor. İşte Mitracılık giriyor, Serapis giriyor, Isis giriyor. Bunların hepsi öteki dünya daha soyut kavramlara yönelmeye başlıyor. Fethettikçe fethediliyor yani. Fethediliyor, tam ha, işte deyimiyle. Doğrudur. Hristiyanlık da bu tür dinlerden biri olarak ilk ortaya çıkıyor ama Mitraizm'e girmek için soylu olacağım bir takım ritüeller falan. Hristiyanlık kolay bir su atıyor, geçiyor. Ve halk kitleleri bunu benimsemeye başlıyor. Roma'da hani pagan olanlar biz eski dine niye dönmüyoruz diye bir tepki var. Yani bu kadar üstelik halk arasında işte o patrikilerin ve patrikiler olmadı. Patriki zaten çoğu. Patrikinin egemenliği olan yerde biz eski dine dönelim. Yani paganizme. Bunlar böyle pardon yani bunlar onlara saldırıyor zenginler ama al biz eski dine dönelim diyor böyle şey. Büyük bir tepki var ve Nero da bu dans ederek falan aslında danslar, oyunlar, imparatorluk oyunları. Pagan dönemi anıları biraz tamam. Daha halk ona şey yapıyor. Peki bu adam hangi dine yakın ya? Siz pagan zaten. Pagan mıdır? Pagan. Tamam. Yani halk yapıyorum. Yani böylece de büyük bir tepki duyuyor Hristiyanlardan. O dönemde yaptığı yani dans, müzik, oyun, Saturnalya şu bu hepsi pagan pratikler. O yüzden de öyle bir tepki var adama yani tam katkıda bulunmak için söyledim. Peki hiç mi Nero'nun şeycide vaka nüvüsleri yokmuş yani kendi yazıcıları yok mu ya elimize gelen bir o şey? O dönemde yok değil mi? Tam Seneca değil. Var. Seneca biraz lehte yazıyor. Önemli de bir filozof. Ama onun metinlerinin tamamı ulaşmamış günümüze. Anladım. Nero hakkında çok az var. Evet, çok az var. Çok enteresan. Bu Nero konuş konuş bitmez ya. Bunu hani hakikaten hocam son bir teşhisiniz varsa alayım. Şöyle eklemeler yapayım, bazı eklemeler yapayım. Yani herkes kendisine çekilecek. Erhan Bey bahsetti zaten. Hakikaten çok şiddet yanlısı olduğu konusunda herhalde o konuda bir şüphe yok. Hem Hristiyanlara hem de muhaliflerine hem de ailesine karşı çok sadistik ve şiddet kullandığı biliniyor. Bir de Erhan Bey çok fazla değinmedi. O kibirliliğinden, kendini beğenmişlerinden, kendinin önemli bir sanatçı olarak görmesinden, büyük bir sanatçı olarak görmesi, hatta tiyatro oyunu sahnelemeye kalkması. Bunları yaparken de tabii karşındakilere çok da empatik davranmıyor. Öyle hiç başkalarının çıkarlarını, düşüncelerini hiç hesaba katmayan birisi. Tabii bunlar böyle şiddet kullanması, hiç başkalarının haklarını yok sayması bizim bugün antisosyal dediğimiz şeyi düşündürüyor. Bu kibirliliği ve kendini çok beğenmesi, önemli bir sanatçı olarak görmesi hatta intihar ederken, intihar ediyor zaten. İntihar ederken de dünya büyük bir sanatçıyı kaybetti diye yine narsizmini de bahsediyor. Hitler'le karşılaştırılıyor o bahsediyor. Eğer Erhan Bey'in dediği gibi ise kendisinin annesini, ailesini öldürürken ben Tanrı'dan bana ses geldi diyorsa, bunu bahane değil de gerçekten inanıyorsa bir halüsinasyon da olabilir. Halüsinasyon bir psikolojik belirtisi olabilir. Ama bilmiyoruz ki bunun beraberinde bir madde almış olabilir, alkol almış olabilir, bilmediğimiz tıbbi hastalığı olabilir. Biz sadece şu anda semptom olarak değerlendirebiliyoruz. Yine de böyle genel baktığınızda. Evet, öyle değerlendiriyoruz. Belki onların yorumunda Cemal Bey'in söyleyeceği bu şeylerle ilgili. Evet, böyle bağlayalım bir Nero'yu. Piromani var, narsizm var, halüsinasyon kaynağı psikoz var. Ekleyeceğiniz şey var mı? Sosyallik var. Romanisinden emin değiliz. Tamam ona soru işareti koydum. Narsizmin o güçte tartınmaz. Olmuş. O güçte kimi o güçle doldursanız o narsistik eğilimler ortaya çıkar. Çünkü bir Roma imparatoru olmak demek tüm güçlü bir sürü eğilimi taşıyor olmak demek. İki dudağınızın arasında
bugün bile ne kadar güçlü, keyfi bir güçlülükte dolarsa bir lider o kadar değil mi? Narsistik özellikleri, büyüklenmeleri öne geçiyor. Dolayısıyla bunu da psikiyatrik bir şey olarak değil, o konumun getirdiği bir şey olarak görmekte yarar var bence. Anladım. Ne de bitkisel bir takım maddeler alıyorlar sizin dediğiniz gibi. De öyle bir Roma'da şey tarım de var tabii. Onlardan da olabilir. Yani birine narsist demek, narsist özellikleri var demek illa hastalık, ciddi psikopatoloji evet. anlamına da gelmez bunları söylerken. Cemal Bey haklı, şeyde güç zehirlenmesi de böyle şeyler de olabilir tabii. Peki Nero'yu bitirirken son sorumuzu soralım. Şimdi çılgın liderler dedik. Evet ya da hayır demeniz, belki demeniz bile yeterli. Çılgın mıydı, kahraman mıydı? Nereden baktığınıza göre zaten onu konuşuyoruz. Çok değişir. Tarih evet kimin ya yazdığına göre. Bilemem. Çılgın özellikleri olan belli ki döneminde de birçok kişi içinde kahraman gibi nitelikler taşıyan biri. Bir tarihsel figür her şeyden önce. Bir de çılgınlık, kahramanlık eninde sonunda... yöneticilerle ilgili değil, daha çok yönetilenlerle ilgili kavramlardır aslında. Onlar şey yapar. Onu unutmamak lazım. Yani, onlar yapıştır. Onlar yasaya bağlı mı değil miydi? Ya da bir yasası var mıydı? Gibi. Ama şeyi, bu madde kullanmalar, cinsel etkinlikleri vesaire onlara bakarsak belli yasaları tanımakta güçlük çektiği, yani öldürmenin yasaya bağlı olduğu, cinselliğin insan olmak yasasına bağlı olduğu gibi şeyleri çok tanımadığı gibi bilgiler de var anladığım kadarıyla. Dolayısıyla bu yanlarıyla da tüm güçlülüğü kötüye kullanan özellikleri de olduğunu söyleyebiliriz. Bir şeyleri makulleştiriyor Şarkın. Aynı soruyu size soracağım. Evet, hayır, belki değil misiniz? Bu anlatılanlardan yani birçok liderde olduğu gibi başlangıçta umut olmuş, kahraman olmuş ama sonra çılgınlaşmış diye söyleyeyim. Biraz kaçamak gibi oldu. Harika, ama güzel kaçtınız. Gayet iyi. Evet. Erol Hocam? Katılıyorum aslında. Tam ona benzer bir şey söylemek istiyorum. Bir de hani dediğiniz gibi de kimin nereden baktığına bağlı. Ama bir şeyler yapmış mı? Yapmış. Yapmış. Yani sadece zevk, sefa ve delilik, çılgınlık değil de imparatorluk için bir şeyler. Bunun dışında iyi şeyler yapmış. Yani. Halk tarafından sevilen, desteklenen ekonomik ve siyasi kararları var. Ama kişisel faaliyetlere, kişisel şahsiyetlere bakılırsak problemli bir şahsiyet diyebilirim. Anladım.